Geldiğin için çok teşekkür ederim. Bu hareketinle beni dünyanın en mutlu adamı yaptın. Senin için değil, babam için geldim. Çok güzelsin. Kıyafetin çok yakışmış. En sevdiğin rengi giymişsin. Bu vardı, bunu giydim. Ayrıca çiçekler de senin için. Tıpkı senin saçların gibi kokuyor. Bir an önce yemeğimizi yiyelim. Bitsin gitsin bu işkence. Ben bir karar... Ben sen gelmeden sipariş vermiştim. Ayrıca en sevdiğin kitap bitmesin diye onu okumadığını, kelebekleri çok sevdiğini, korku filmlerini sevmediğini de biliyorum. Ya ben sana bir şey soracağım. Biz toplasan 3 defa bilemedin, 4 kere falan karşılaştık. Biz seninle ne yaşadık? Sen beni ne ara bu kadar iyi tanıdın? Ne ara bu kadar sevdin? Seni ilk gördüğüm anda sevdim ben Feride. Seninki aşk değil, saplantı. Feride, lütfen bana bir şans ver. Kötü bir başlangıç yaptık biliyorum ama telafi edebilirim. Aşkımı ispatlamama ne olursun izin ver. Yanlış biliyorsun. Kitabı geçen hafta bitirdim. Ayrıca korku filmlerini çok severim. Korktuğum şey kelebekler. İşte bu. Senden beklediğim hareket buydu. Seni keşfetmeme izin ver. Geleceğimize bakalım. Hayırdır? Kapıştınız mı siz? Yok, bir şey yok. Ne bileyim, ikiniz de bir garipsiniz. Neye sıkıldın Minnoş'um sen? Bir şey olmadı baba. Onun için mi sabahtan beri omletine kalp masajı yapıyorsun? Ha, sen bayağı bozuksun. Anlat bakayım, canını sıkan bir şey mi var? Aman baba ya, boş ver. Her zamanki huzursuzluklar işte. Ya da konuşalım baba ya. Madem herkes her istediğiyle konuşuyor, biz de seninle konuşalım ha? Tabii ki. Mine, ne oldu Gökçe'cim? Korktun mu tatlım? Kızlar, neyi paylaşamıyorsunuz ya? Gökçe arkamızda iş çeviriyor. Annemle gizli gizli görüşüyor. Buraya mı geldi? Hayır baba. Sadece telefonda görüştük. Ya ama ne var ki bunda? Annemle konuşmam suç mu? Tabii ki değil kızım. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmadım sizden. Ne diyor peki? Hiç. Sadece hepimizi çok özlemiş. Sadece o kadar mı? Bir de para yolladı. Ne kadar? 50.000. Dokunmadın değil mi paraya? Gökçe, sana soruyorum. Dokunmadın değil mi o paraya? Ya baba, niye kızıyorsun ki? Harcadın yani. Kızım,
Ben başından beri demiyor muyum size? Kendi yağımızda kavrulacağız, kimseye minnet etmeyeceğiz diye. O kimse değil, annem. Annemiz. Ben annenle görüşme demiyorum kızım. Parasını harcama diyorum. Ama baba bak. Ver şu telefonunu. Telefonunu ver. Pis ispiyoncu. Hadi be oradan. Asıl ispiyoncu sensin. Kim bilir annemi bir haftadır neler yumurtluyorsun. Gökçe sana gerçekten inanamıyorum ya. O parayı alarak babamı nasıl ezdiğinin farkında mısın sen? Ya ama abarttınız ya. Çok istiyorsanız ve çok kıskandıysanız söyleyeyim size de yollasın bir 50 bin. Ya senin gerçekten ağzını yararım.